Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve huve hayrun nasirun ve muîn. Fıkıh dersinde temizleyicilere geldik. Temizleyici. Necasetleri konuştuk. Dedi ki 9 tane necaset var. Âlemde her şey temizdir. 9 şey hariç. Bunları konuştuk. Peki bu necasetleri, pislikleri temizleyecek şeyler nelerdir? Bunlar 10 tanedir. 10. 1. Su. 2. Toprak. 3. Güneş. 4. İstihale. 5. İntikal. 6. İslam. 7. Tabaiyet. 8. Necasetin ayninin yok olması. 9. Pislik yani necaset yiyen hayvanın istibrası. 10. Müslümanın kaybolması. Müslümanın kaybolması. Bakın 10 tane temizleyici var. Dikkat edin. Gidin 30 sene camide namaz kılana sorun. Sorun. Dene Müslümanın kaybolması temizleyicilerden birisiymiş. Bunu bana bir anlatsana. Bunu bir bana anlatsana. Müslümanın kaybolması nasıl temizleyici oluyor? Geçtik onu. Necaset yiyen hayvanın istibrası temizleyicilerden birisidir. Bunu bana bir anlatsana. Geçtik onu. Güneş temizleyicilerden birisiymiş. Ya hoca geçen gün Ehl-i Beyt Canları İlim ve Eğitim Derneği'nde öyle dedi. Güneş nasıl temizleyicilerden birisidir? Bunu bir bana bir anlatsana. Toprak temizleyicilerden birisidir. Bunu bana anlatsana. Bakın söylemek istediğim söylemek. Bunlar camilerde çok özet anlatılır. Madde madde üzerinde tafsil yapılmaz geniş bir şekilde. Ve genelde de nedir? Anlatıldıktan sonra genelde insanların çoğusunun hafızasından çıkar, birkaç kişinin hafızasında kalır. Ama ders tarzındaki oturumlarda bu tür konular konuşulduğu zaman daha güzel insanın zihninde kalır, kalıcı olur. Ve bunlar önemli konular. Su bizim hayatımızın neresinde yok? Sabah uykudan kalktığın zaman akşam yatana kadar hayatımızın içinde su var mı? Var. Güneş hayatımızın neresinde yok? Bunları bilmek lazım. Öğrenmek lazım. Evet. Su necasetlerin çoğusunu temizler. Bakın. Necasetlerin çoğusunu temizler ve suyun birkaç çeşidi var. Birkaç çeşidi var. Su ikiye ayrılır. Bir, mutlak su. İki, muzaf su. Mutlak su, muzaf su. Mutlak su nedir? Mutlak su 4 tanedir. 4. Bir, kuyu suyu. Kuyu suyu mutlak sudur. 2. Akarsu. Deredir, çaydır. Akarsu. 3. Yağmur suyu. 4. Duran su. Mesela göl, havuz, duran su. Mesela çeşme suları hangi hükümdedir? Kuyu suyu, akarsu. Bakın duran su ise, peki suyumuz kaça ayrıldı? Suyumuz ikiye. Mutlak, muzaf. Muzafı anlatacağız. Mutlak su kaça ayrıldı? Dörde. Dörde. Kuyu suyu bir. Akarsu iki. Yağmur suyu üç. Duran su dört. Duran su ikiye ayrılır. Kür su, az su. Kür, az. Bakın dikkat edin. Kür, az. Bunların hepsini anlatacağız. Kür ne demektir? Az ne demektir? Dedik ki suyumuz kaça ayrılır? İkiye. Mutlak, muzaf. Muzaf su nedir? Muzaf su başka bir şeyle karışımı olup su özelliğini kaybeden sıvı maddeler. Karışımlı su. Mesela siz suyun içerisine limonata dökün. Tarçın dökün suyun içerisine. Karışmış değil mi bu? Kahve dökün.
Bu su mudur? Sıvı mıdır? Sıvıdır. Ona muzaf su derler fıkıhta. Karışımlı su. Veya karpuz suyu. Elma suyu, portakal suyu. Portakalı sıkmışsınız bardağa. Bu sudur ama muzaf sudur. Yani karışımı olan sıvı maddedir. Muzaf su ile diğer suların arasındaki fark nedir? Bakın, arasındaki farkı arz edeyim. Muzaf su necaseti temizlemez. Mesela sen portakal suyuyla necaseti temizleyemez. Necaseti temizlemez. Evet. Muzaf su necasete temas ettiği zaman kendisi de necis olur. Necaset çok az bir şey bile olsa, pislik az bir şey bile olsa kendisi de necis olur. Muzaf su ile abdest alınmaz. Mesela sen portakal suyuyla, vişne suyuyla abdest alamaz. Muzaf su ile gusül alınmaz. Muzaf su ile diğer suların arasındaki fark. Geliyoruz şimdi mutlak suyun kısımlarına. Mutlak su dedik kaç tanedir? 4 tane. 4 tane bizim mutlak suyumuz var. Kuyu suyu 1. Bunları tekrar ediyorum ki yerleşsin. Kuyu suyu 1. Akarsu 2. Yağmur suyu 3. Duran su 4. Duran su dedik 2'ye ayrılıyor. Kür az. Kür az. Mutlak suyun kısımları. Dedik ki su ya yerden kaynar veya gökten boşalır. Başka bir yolu var mı bunun? Su ya yerden kaynar ya gökten boşalır. Veya bakın. Kaynamaz da gökten boşalmaz da. Bu üçüncü madde nedir? Üçüncü madde gölleri kastediyor. Göl yerden kaynamıyor. Gökten bir sefer boşalmış orada duruyor artık. Orada duruyor. Kaynamaz da gökten boşalmaz da. Gökyüzünden boşalan suya yağmur suyu diyoruz. Yerden kaynayan suya eğer akıcı ise yerden kaynayan suya akıcı ise akarsu diyoruz. Eğer akıcı değilse kuyu suyu diyoruz. Kuyu suyu. Yerden kaynamayan, gökten yağmayan suya da duran su diyoruz. Duran su. Ne yerden kaynıyor ne gökten boşalıyor. Duran su. Duran su ise eğer onun miktarı fazla ise ona kür su diyoruz. Miktarı az ise ona az su diyoruz. Kür suyun en az miktarı ne kadardır? Kür suyun en az miktarı 384 litredir. 380, yani bir yerde su var. Yaklaşık 385-384 litre civarında ise o su kür hükmündedir. Ondan az ise o su az hükmündedir. Kür olsa ne olacak, az olsa ne olacak? Onları ileriki derslerde arz edeceğim. Bakın. Mesela az suda yani 384 litreden az olan bir yerde su varsa oraya bir necaset düşmüşse o suyun hepsi necistir. Hepsi necistir. O suyla abdest alamazsın. Ama çok suysa, çok su, büyük bir havuz, oraya pislik düşmüş. Görüyorsun. Sen o suda abdest alabilirsin. Çok suyla az suyun hükmü buralarda karşımıza çıkıyor. Haftaya inşallah bunların geniş bir şekilde ayrıntılarını sizlerle paylaşacağız. Allah bizleri Ali Muhammed yolu ve şefaatinden ayırmasın. Tekrar bayramınız mübarek olsun. Bir Ali Selavat buyurun. Allah'ım.